Bu hafta İsveç'i konuşarak geçti. Belli ki daha da konuşacağız İsveç'i. İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılmak istiyorlar ama bunun için Türkiye'nin evet demesi şart. Türkiye bazı şartlar sundu. Hatta bu şartlar Madrid'de imzalanan bir e, anlaşmayla kağıda da döküldü. Diyor ki özetle Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya teröre destek vermeyin. Terörle mücadelede somut adım görmek istiyorum ama biz bu hafta ne konuştuk? İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hakaret içeren korkunç bir provokasyon izledik ve yine kınama açıklamaları gördük. Sadece son haber ilginç. İsveç basını Terör örgütü PKK YPG'nin ülkenin en büyük bankalarından birinde aktif hesaba sahip olduğunu yazdı ve bu hesabın örgütün finansmanında kullanıldığı ileri sürdü. İsveç'in en büyük bankalarından birinde terör örgütü PKK YPG'nin aktif hesabı mı var? Dikkat çeken iddia İsveç basınına ait. Buna göre ülkedeki PKK YPG yandaşları örgütün sözde bayraklarını parayla satıyor. Bu satışlardan elde edilen gelir de Sep Bankası'na yatırılıyor. Böylece terör yandaşlarının İsveç'te yürüttüğü faaliyetler üzerinden örgütün finansmanına katkı sağlanıyor. Bankanın sözcüsü 5 Ocak'ta bankanın mevzuata uyduğunu ve suç teşkil eden illegal ticarete karşı olduğunu belirtti. Ancak İsveç gazetesinin haberine göre terör örgütünün bankadaki hesabı ve cep telefonuyla para topladığı numarası hala aktif. Haberde ayrıca bankanın daha önce teröre finansman sağladığı ya da kara para akladığı tespit edilen hesapları kapattığı aktarıldı. PKK-YPG'nin hesabının kapatılmaması ikiyüzlülük olarak nitelendi. Stockholm yönetiminin NATO üyeliği için Türkiye ile imzaladığı mutabakat kapsamında PKK, YPG ve FETÖ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırma sözü vermişti. İsveçli yetkililer mutabakata bağlı kaldıklarını ve verilen sözleri yerine getirdiklerini savunsa da örgüt yandaşları ülkede yasa dışı işlerini ve Türkiye karşıtı propagandalarını sürdürüyor. <laughs> Son olarak başkent Stockholm'de tarihi belediye binasının önüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan maket asıldı. Türkiye skandal olayın ardından İsveç'e nota verdi. Ankara'nın tavrı net. Üçlü mutabakat tam anlamıyla yerine getirilmeden İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmeyecek.